Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin üyeliğe tamamen karşı olmadığını söyledi. Terör örgütlerinin bu ülkelerdeki varlığının güçlü olduğuna dikkat çeken Kalın, "Beklentimiz terör örgütlerine karşı net bir tavır alınmasıdır." dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tamamen karşı değiliz. Sözler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a ait. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali İsveç ve Finlandiya'yı tarafsızlık politikasından vazgeçmeye etti. Bugüne dek hiçbir asker ittifaka üye olmayan iki ülke NATO yolunda. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun takip edildiğini söyledi. Olumlu bir düşünce içinde değiliz. Bu ülkeler terör örgütlerinin misafirhanesi gibi dedi. Erdoğan'ın bu sözlerini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters haber ajansına verdiği röportajda değindi. PKK terör örgütünün İsveç'teki varlığının güçlü ve kabul edilmiş olduğunu söyledi. Kapıyı kapatmış değiliz. Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır. İsveç'teki PKK varlığı güçlü, açık ve kabul edilmiş durumda. Türkiye'nin iki ülkenin adaylığına tamamen karşı olmadığının altını çizen Kalın, üyelik için somut adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. NATO üyeliği bir süreç, başvuru, müttefikler arasında değerlendirme süreci var. Bu süreç içinde bu konunun net bir şekilde ortaya konması, aydınlığa kavuşturulması ve somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıkça da süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Kalın adaylık konusunda Ankara'nın Stockholm'le görüşmek istediğini belirtti. Finlandiya ve İsveç'in başvurusu sonrası 30 NATO üyesi ülkesinin parlamentolarından onay alınması gerekecek.